Biraz sabır, biraz kabulleniş, çokça umut ve bolca dua hayat denen yolculuk. Bu haftaki konuğumuz gözleri doğuştan az gören ve son yıllarda görme duyusunu tamamen kaybetmiş, yalnız başına yaşayan 85 yaşındaki Emine Sofu teyzemiz. Hayat akıp gidiyor, su misali. Emine teyzem kimdir? Nerede doğmuş? Annesi babası kimdir? Emine teyzem Boyalıköy'ünde doğdum, buldum. Boyalıköy'ünde. Boyalıköy'ünde doğdum. 3 yaşında annemi kaybettim. Allah rahmet eylesin. 12 kardeşlik biz. 2 anneden 1 babadan. Analığım ölmüş, benim babam annemi almış. Tam 12 kardeşlik. Allah'ıma şükürler olsun. Hepsi öldü. Neyse uzatmayayım, öldüğünü karıştırmayayım. 3 yaşında kaldım. Abilerim, hanımları vardı. Onların yanında sopa yiye, dayak yiye, kirin pisin içinde 14 yaşına geldim. 7 yaşında da babam kaybettim. Gözlerimde doğuştan böyle. Gözlerim böyle, doğuştan böyle, işte fakirliğin yüzünden, anne baba olmadığından dolayı yani tedavi olunmadı. O zaman zaten bundan 70-80 sene evveli, neredeydi doktor? Tedavi olmadığından dolayı şimdi de zaten çaresi yok. Bu hale geldim, Allah'ıma şükürler olsun. 14 yaşına kadar abilerimin, hanımlarımın yanında iyi kötü baktılar, çektiler. Ondan sonra ben, Aksaray'da bir ablam vardı. O da erken gitti, 12-13 yaşında. Ablamın yanına geldim. Ablamın yanına gelince bir o benim evlendiğim adam onların akrabasıymış. Benden 25 yaş büyük bir adam. Karısından ayrılmış. Beni ağlata ağlata ona verdiler. Ağlata ağlata ona verdiler. Velhasılı ondan 65 sene bir çatının altında durdum. Bir çatının altında. Ben 14 yaşında, o 45 yaşında her neyse. Durdum ama çok sıkıntı çektim. Kupkuru eve geldim. Hiç evde bir şey yok. Hem yiyecek yok, hem sevgi yok. Karısından ayrılmış, karı torlamış, toplamış, gitmiş. Her neyse, ben dünya malı batsın. Benim gözüm yok dünya malında ama hadi şu lazım oturacağım. Şu lazım yiyecek, değil mi? Tabii. Ondan sonra onunla bir de hiç yüzünden diyeyim gayrı. Ben geldim, 1-2 sene sonra cezaevine düştü. Tam 7 sene yattı cezaevinde. Ben onun bunun kapılarında, acık gözüm o zaman biraz görüyordu. O gözümle onun bunun işine gittim, ekmeğine gittim, temizliğine gittim. Her neyse, kendimi idare ettim, onu da komşu da yattım, yanımızın. Çocuk olmadı. Onun 2 tane çocuğu vardı, o da sahip çıkmadı çocuklarına. Çocuklar da ona sahip çıkmadı. Velhasılı ondan 65 sene beraber yaşadık. İyi, dövdü, dışarılara koydu beni, geçti gitti, öldü gitti, toprağa haber götürmedin de içimde ok gibi duruyor. Çıkmadı. 60 sene, 70 sene geçti ama o yaptıklar benim içimden çıkmadı. Dövdü, dışarılara koydu, gitmen istemiyorum beni. Dövdü, dışarılara koydu. O dışarı koydu, ben içeriye kaçtım. Fırsat buldukça içeriye geri girdim. Ondan o şekilde o kadar yaşadık beraber. Ondan sonra Allah'ıma şükürler olsun. İşte bir yemek, aş, birisi iki tabak verdi. Öteki bir kilim parçası verdi şu kadar. Birisi bir yorgan verdi. Ondan düzeni kurduk. Yaşıyor gayrı. Allah'ıma şükürler olsun. Ama o cezaevine 7 sene taşındım, 7 sene. Çok uzaktaydı. Yine orada mı Mevlid? Orada. Cezaevi. Orada. O cezaevine tam 7 sene taşındım. Bir komşu vardı, komşu bana sahip çıktı. Zengin bir adamdı. Rahmetli oldu, o da Allah kabir nur makam cennet olsun. Hı. O adam bana, kızım gel dedi, benim çoluğum çocuğumun yanında ye iç.
İşim de çok, benim aşım da çok dedi. O adam bana sahip çıktı 7 sene. Yine işe güce de gittim. Fırsat buldukça. Ona ekmek yemek götürdüm. Harçlık götürdüm. Hebel hatırı böylece et çektik. Bu kadar çektik. Şimdikileri ha bir tane böyle bir çekse de anlının şakından ben bir öpsem ne var? Dayak kötek dursun gayrı da öyle yokluğu çeksinler de görelim. Onunla öylelikçe çok süründük velhasılı. Neden sonra çıktı? Gene yiyecek yok, yiyecek yok evde. Gene onun bunun işine gidiyorum ben. Öylelikçe işte süründük gittik. Benim sülalem var ya, sen sormasan da benim içimden fışkırıyor. Böyle söyle, 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 söyle diye geliyor içimde. Benim sülalem ucu Almanya'da, İstanbul'da. O kadar geniş benim sülalem. Belki duymuşsunuz. Sülalem benim iyi zamanımda geldiler, gittiler, iyi kötü. Yani düzene girdik biz. Düzene girince geldiler, kaldılar. Ben onlara çok fedakarlık yaptım. Sonra böyle başıma iş geldi. Adam öldü, 10 sene oldu öleli. Adam öldükten sonra daha benim o akrabam, benim en aşağı 30-40 tane yeğenim var. Az değil, 30-40 tane. Ama annem, babam, bacım, kardeşim yok ama öldüler. Tabii. Birisi de bana bayramda bile gelmez. Bayramda. Ne bir telefon açarlar, ne bir mesela kapımı çalarlar. Hala ne yapıyorsun? Öldüm. Öldün mü, kaldın mı? Sahip çıkmazlar. Onlardan çok ciğerim yangın. Çok yangın. Düşünce insan böyle mi olur? İyi gününde, iyi günlüğümde dost olanlar kötü günde taşlar beni. Ne çileler gördüm. Annem, kuzum, ben ne çileler gördüm. Bitmez tükenmez çile, Allah'ın yanında kaybolmasın. Öylelikle eller bana sahip çıkıyor. Şimdi kendi sülalemden kimse sahip çıkmıyor. Çok şikayetçiyim. Allah'a havale ettim ben onları. Ben onları gene de hakkım varsa helal olsun. Elimden bir bardak su içmediler mi? Başka bir şey değil. Bir bardak su içmedim. Bir fincan kahve içmediler mi? Şimdi eller bana sahip çıkıyor, eller getiriyor, eller götürüyor. Eller ihtiyacımı görüyor, doktoruma eller götürüyor beni. Mesela yanıma bunaldığım zaman millet geliyor. Aman Emin anne bunalma. Sahip çıkanlarım elden çok, eller çok sahip çıkar bana. Çok merhamet ederler. İşte öyle kuzum. Bir de ben onu ekleyeceğim arkasına zaten. Söylenmez mi ise söyleyeceğim. Tabii tabii söyle. Ben birkaç kere eşimin, dostumun sayesinde Allah'ım da çağırdı, Ümre'ye gittim. Vallahi öğrettim diyorum. Bak vallahi diyeyim yine. Öğünmüyorum. Benim yanım paramı verdiler. Yanıma da şey çukur gibi kadın verdiler. O kız bana orada hizmet etti. Üçte yerlikliğini yaptırdı görevlerimi. Gittim birkaç kere. Her neyse bir tane son olarak birisiyle gittim. Son birisi götürdü beni. Ona da tabii para verdiler. O kişiler veriyor. Onun parasını da veriyor, benimkini de veriyor. Aman Emin anneye iyi bak, Emin anneye iyi hizmet et. Onlardan çok sıkıntı çektim. Onu hep diyorum zaten. Nasıl oldu? Onlar bana öyle bir sıkıntı yaptılar. Buradan gittik kuzum. İyi iyi. Bak benim şu radyoda şey Lokman şey yapıyor, reklam yapıyor. Emine teyze şeye gidecek, Ümre'ye gidecek. Yanında refakatçi var mı? Yardımcı olan var mı? Yağmur gibi millet geldi. Önüme geçti iki bacı. Biz götürelim. İlle elin ayağı öpeyim Emin anne. Ne olur biz götürelim seni. Burada güzel güzel yumuşak götürdüler. Bağırdık. Kürşat Hoca var, onunla gittik. Bağırdık. Bağırdığımız günümü yalan, ben de yalan olmaz. Yanlış olur da yalan olmaz. Bağırdığımız günümü, ertesi günümü Emine anne ne var? Kürşat Hoca'ya gideyim de ben. Kürşat Hoca sana şey bulsun, bakıcı bulsun. Al. Elin şeyinde Araplardan ben kimi bulayım? Bunlara ben önce Allah'a sonra bunlara güvendim mi? Orada bana çok eziyet, beni koyup yukarıya üste dolanıyorduk. İkinci, üçüncü kat ya İmre. Orada dolanıyorduk. Oraya beni böyle elim kolum bak. Beni oralara koyup koyup iki batı koydu gittiler. Koyup ne olur beni Türklerin yanına koyun dedim. Ne olur korkuyorum dedim.
Bas konuşayım bari onlarla, bunalıyorum dedim, kendilerine gitti aşağıda, tuhaf döndüler. Ben orada yukarıda kaldım defalarca. Bir de son olarak otele koydular, gittiler. Otele, ne olursun ben otelde dedim, bir kere korktum da bir geldiğimde dedim. Otelde çok korkuyorum dedim. Ne olur biriniz kalın, beni yalnız bırakmam ne olur dedim. Allah razı olsun dedim. Yok bir şey olmaz, bir şey olmaz. İki madı çektim beni. Otelin kapısı da yok, boğduk. Orada beni koydu gittiler, ağlıyor orada. Geldi kadar, onlar gelene kadar öyle yaptılar. Bir de son zamanda bir gün kaldı. Bir gün kalınca dedim ki, ne olur dedim, döndü dedi. Döndüm, ne olur dedim, hep son olarak bir turla hadi öpeyim. Bir daha dedim, ya gelirim ben, ya gelemem yavrum dedim. Ya kısmet dedim. Yok dedi, kalabalık dedi. Hayır, yalvara, yakara, gel vardım götürdü beni şimdi Allah için. Yürüyerek dedim, bir döneyim. De onların ayağının bastığı yerlere bir de benim ayaklarım değsin dedim. O mübareklerin ayağını yerine dedim. Gayet döndürdü şimdi söylene, sokrana. Çıktık geledi. Bir kere döndük. Zaten yedi, dönünce bir tane sayılıyor. Döndükten sonra öptürmeyecek. Döndü, ne olur bir öptür, kurban olayım dedim. Bak ben bir daha gelemem dedim. Yok dedi, ona kalabalık dedi. Öpemem dedi. Kız kurbanlar olayım, elin ayağımı kim döndüm, ne olur dedim, ne olur dedim. Bizim senin gibi gençlerde, iki gençlerde ben görmem de, bizi dinliyormuş Mevlüt. Evet. Onlar bizim yani iddialaştığımızı dinliyormuş galiba. Şey etmiyor, öptürmedi, öptürmedi kolundan bir sündürdü, vallahi 6 ay ağrıdı. Bak vallahi deyin yine, 6 ay kolum ağrıdı. Buraya gelince, ondan sonra gelir, teyze dedi, hacı anneye mi dedi, ne dedi, unuttum bak, bir sene oldu. Evet. Hacı anne dedi, öptün mü Beytullah, demek dinliyormuş ki biliyor değil mi? Tabii. Yo dedim, kalabalık değildim, öpemedik kuzum dedim, koluma girdi sizin gibi, birisi bir koluma girdi, biri de öte koluma girdi, gel hacı anne ben sana öptüreyim dedi. Öyle işte öptüm. Sen kendin diyor bana büyümüşsün dedi, aklım büyümemiş diyor. Ben 85 yaşında insanın aklı büyür mü yoksa biter mi? Bana öyle diyor. Sen diyor kendin büyümüşsün de aklım büyümemiş. İşte öyle kuzum, şimdi aklıma bir şey gelmedi. Allah razı olsun, ara sıra benim iki köye bir evime doktor geliyordu. Allah milletimize, devletimize ne diyeyim ben sana, zavallı vermesin. Belediyemiz de şimdi Allah'a şükürler olsun, bayağı 3-5 senedir evimi temizletmek için yardımcı gönderiyor. Doktor gelmiyor gayrı, doktor bayağı 6 aydır gelmiyor. Olsun, Allah doktor gününe koymasın. Diyorum ya işte, bana millet, devlet, böyle sizin gibi merhametliler sahip çıkıyor. Benimse sülalem çıkmazsa, canı cehenneme, canı cehenneme. Ana, evlendikten sonra hiç çocuk ne özlemedin mi, istemedin mi, olmadı mı, doktora gitmedin mi? Onları ben istedim, bizim adam istemedi. İki tane çocuğu vardı, kendim var da beni istemiyorum dedim, benden dedim. İstemedi işte, o kendi çocuğuna da sahip çıkmadı Mevlüt. Kendininkine de çıkmadı. Çocukları da ona sahip çıkmadı. İstemez olur muyum? Şimdi şöyle kafalarımı taşlara vuruyorum taşlara. Bir tane, tek bir tane hayırlısıyla oğlan kız el ayağı düz. Bir tane olsaydı hayırlısından istiyorum. Gene bir merhamete gelirdi. Dirdi ki, canım şu korkarı beni 9 ay karnında taşıdı. Gideyim de şunu bir doktora götüreyim. Gideyim de bir sobasını kurayım. Dirdi. Yok, ne yapacağım çocuğu? Şimdi çocuğu olanın faydası var mı? Arkadaşlar öyle diyor. Çocuğu olanın faydası var. Çok özlem duydum ama geçti gayrı kulum, geçti. Geçti kurban olayım bir tane. Bütün gençlerimize, genç nesillerimize Allah vicdanına rahmet versin. Devletimize, milletimize, polislerimize zaval vermesin. Şu ortalığımda dirlik düzenlik versin kurban olduğum Allah'ım. Bizim
düşmanlar bizim milletimize yan bakanları kahhar ismiyle kahri perişan etsin. Ortalığımıza dirilik düzenlik versin. Polislerime de güç kuvvet versin. Kurban olduğum Allah'ım. Gençlere diyeceğim bizim gibi yaşlılara, mağdurlara, kimsesizlere, gariplere sahip çıksınlar. Onlar da yaşlanacak. Onlar beni adamı dersin. Annemden doğduğumda böyle mi doğdum ben? Bu yaşta mı doğdum? Böyle kor mu doğdum? Ben bir de şeyi istiyorum. Yanıma benim bir... Bak evimde benim hiçbir şey yok. Belediyeden mi? Nereden geliyorsa adamlar geliyor. Bir eş dost diyor ki Emine teyze bir yardımcı olun diyor. Ne şu? Kumurdağ'dan yerin adı ne? Sosyal yardımcı mı? Sosyal yardımdan geçen 3 tane kişi geldi. Teyze bir ihtiyacın var mı? He var. Git mutfağa baktı. Yavrum dedim. Varsa getirme dedim. Ondan sonra bir vatandaş gene demiş. Emine teyzeye yardım için. Gene şeyden geldi oradan. He. Sosyalden. Bir tane kişi geldi. Oturdu, konuştu. Benim dedim en azından yavrum dedim. Ben alıyorum 3 kuruş. Yaşlılık maaşı alıyorum ama paranın adı var, dadı yok. Ha, bir sürü şu şey geliyor. Doğalgaz parası geliyor. 70-80 lira elektrik geliyor. Telefonum var benim. Benim dedim doğalgaz paramı bari verin, yakıt paramı. Bir tane şey aldı gitti. Fatura götürdü. Verilmiş faturayı. Oraya gösterecekti. Ha nerede? Bir ay, 15-20 gün oldu. Sahip çıkmıyorlar. Ben köyden geldim, evlendik işte bu ablamın akrabasının, kaynanasının. Ondan beni evlendirdiler, eve geldik. Bu da malı mülkü öteki karısına vermiş. Karı da buna bir tekme vurmuş. Anladın mı? Trilyonluk adam, trilyonluk koca bahçe. Her neyse bir yuva kadar yer kalmış, bir oda bir ara. Onda da biz oturuyoruz, evi barkı da toplamış, gitmiş. O kadın da geliyor bana eziyet ediyor. Şey kadın, öteki onun ayrıldığı. Anladım. Burada Aksaray'da. Sen niye geldin? Ben kocamla birleşirdim. Sanki ben isteyerek geldim. Her neyse. Beni komşuya koyuyordu. Şu da zenginin komşu vardı. Komşuya koyuyordu sabahına. O gelip eziyet ediyor ya bana. Akşam giderken götürüyordu. Ben o komşunun evinde bahçelerinden otu yoruyordum. Hayvanlarına bakıyordum. Evlerini süpürüyordum. Kendi karnımı orada doyuruyordum. Bir tabakta yemek ona götürüyordum adama. Adama götürdüm. İyi kötü onu yiyorduk. Sabahına beni koyuyordu, götürüyordu. Bir sabahına koyup akşam gelip alıyordu. Öyle öyle çok sıkıntılar çektim. Çok sıkıntılar çektim. Velhasılı ne diyeyim sana ben? Yoktu, yok. Adamın yatak yok, yorgan yok, evde hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. İşte diyorum ya, az önce dedim ya, Türkan bir yorgan verdi, sen bir yatak verdin. Mevlüt bir şey verdi, kilim parçası verdi. Öyle öyle o çeneleri doldurduk. Köy anlatsam, köyden de aynen öyle. Köyde de 3 yaşında anamdan kaldım, 7 yaşından babamdan kaldım. O itekledi, bu kakaladı, o dövdü, bu dövdü. He bak unuttum, beni Aksaray'a evlatlık verdiler. Kaç yaşındaydım? Herhalde 7 yaşından vardım. Babam öldükten sonra evlatlık verdiler. Orada durmadım ben. Ben git, köye gideceğim de gideceğim. Köy çocuğusun. Oraya varınca abilerim dövdü beni. Sen niye geldin bize oraya verdik diye. Dövememe işte 14 yaşına geldik. Ondan sonra da buraya geldik. Burada da bu adamdan... Hakkı günah olmasın, toprağa haber götürmesin. Çok sıkıntı çektik, mektik. Bu yaşa geldik, 85 yaşındayım. Şurada bir tane ot kaldı, bitmedik. Bir tane ot kaldı kafamda, bitmedik. Çok sıkıntı çektim. Horanda diyordum ben bizim adama. He. Beni dövüp dışarıya koyuyordu. Dövüp dışarı. Ne yapıyorsun ben sana, ne yaptım, niye dövüyorsun diyordum. Komşular diyor ki döv de. Dışarıya kaçarsa avrat olmaz, içeriye kaçarsa avrat olur. 45 yaşında adam böyle yapıyordu. Yarı yavan, bulduk buluşturduk. Ben doğru dürüst yazık yoktu, onu da yazık diyorum gene bak. Elinde avucunda yoktu, karı almış elini, kendi iflas etmiş, arabası varmış, kamyonu, tek lastik bulunmamız satmış. Çok o da sıkıntı çekmiş. En sonunda
şey etti. O bu bize yemek veriyordu. Üst başım, ben adamın yanına geldim. Belki 65 senede, belki 10 sene yemeğini ekmeğini yemedim. Ha. Benim midemdeki hala midemdeki elin yemeğe aşı, üstümdeki elin dizleri. Bana bir oda, bir ara bir ev vardı, önünde bir boşluk vardı mevlid. Oraya ben ona yalvardım, buna yalvardım. Bir daha oda ilave ettik, onun tapusu ayrıymış. Öte evin bahçenin tapusu ayrıymış, onları karıya vermiş. Onda bana bakım tapusu verdi. Anlıyorsunuz değil mi? Anlıyorsun. Ha, bakım tapusu verdi. Ben ölene kadar benim, ben öldükten sonra eşimin. Gece kondu canım, iki göz. Her neyse. O da işte benden, ben de kafama koydum. Dedim ki, kendi kendime kimseye demedim. Bu adam benden önce ölürse ben bunu Geylani Kur'an kursuna bağışlayayım dedim. Duydunuz mu hiç Geylani Kur'an? Duyduk teyze. Ben oraya bağışım kimseye demedim ama. Verirken kimseye danışmadım. Oraya, o da öldü. Öldükten sonra ben de oraya bağışladım. Bağışlamaydı, şeye verdik. Müteahhite verdik. Müteahhitle onlar anlaşamadı mevlid. Bir şey dedi, birinci kattan daire verecekti. O daire, onlar da müteahhitle onlar anlaşamaydı, biz anlaştık. Bozdular anlaşmayı, her neyse uzatmayın. Ben de burayı anlaşamayınca o arsayı adam şeye verdi, mahkemeye verdi. Öyle bir hakkı varmış. Sattı, hiç kimse ihaleye de giren olmayınca 55 liraya 200'e yakın daireyi, 200 milyara yakın daireyi 55 liraya aldı adam bedava. Görenmesin, hayrını görmesin. Ondan sonra biz şey, vakfın adamlarına, avukatların evi var, vakfa dedim ki bana ev alın dedim. He, ben bu mahalleden gitmem dedim. Ben buraya 60-70 senedir alışkınım dedim. Hayır, burayı da bana 50 mi 40 mı da kendileri koydu. O benim bağışladığımı da koydular. 95 liraya burayı aldılar. Şimdi ölene kadar ben oturacağım. Mevlid öldükten sonra bakım. Allah kabul etsin. İnşallah. İnşallah Rabbim'in katında kabul olmuştur. İşte o evde böyle oldu. Elhamdülillah bu yaşa kadar iyice çaresiz kalmazsam namazımı övünmüş gibi olmayayım Allah'ım. Bir vakitimi geçirmem. Gece namazına kalkarım. Allah'ıma şükürler olsun. Namazımı kılarım. İyi kötü dökün. Gelenim olursa gelen giden oldu mu önüme sofra koyarlar. Bulaşığım ne varsa onlar yıkar. Şuramı batkınıza Emin anne bizi süpürge tutarım diller. Öyle gelenim çok olur. Gelenim çok ziyaretçim olur. Benden dua isterler. Yaşlıyım ya ben. Yaşlıların duası kabul olurmuş değil. Dua için gelirler. Ziyaretime vallahi dün meves günü şura doluydu şura eşeğe kadar. Öyle. Maddi, manevi öyle. Maddi de ne bulursam Allah'ıma şükürler olsun. Rabbim ne verdiyse verdiğine şükrederim, sabrederim. Bulursam girim, bulmazsam bir de en azından ben yavrum kuzum şurada şimdi benim ekmeğim olmasın. Ben gidip de bir tane ekmek alamam da gidemem de burada aç, 3 gün burada aç otururum. O sıkıntım var. Faturalarımı elimde param olursa ben öderim. Elimde param olmasa bir eşe dostum evliyet kuzum yavrum ben faturayı ödeyemedim. Varlığı varsa ha yavrum şunu bir öde. Öyle eş dost idare ediyorum. 80 sene idare ettik. 80 seneye kadar boş ver de en azından 70 senedir idare ediyorum. Adamın da yoktu. Adam var kendi şurada ağaçlar vardı. Hülkü ağaçlar duydunuz mu? Duyduk. Bizim komşuydu o eski evde. Onlara veriyorduk çok zaman. Elimizde paramız olursa veriyorduk. Para olmazsa diyordum Hülkü, yavrum ödeyemedik her şeyimizi bir öde. Ama ben Allah'ıma şükürler olsun, benim şu tavan delinir, o tavandan bana para atar. Anladın mı? Hiç bunalmam. Eş, dost, hayrını seven yardım ediyor.
İnkar etsem Allah'tan korkarım. Bak geldiğimizde böyle hazır ekmekler yoktu. Mevlüt de bilir, annesi babası, ebesi dedesi bilir. Ne yapardım biliyor musun? Buğday pazarına giderdim. Oradan at arabası tutardım. Ben, adam öyle yapmaz pek. At arabası tutardım, 3 kilo buğday alırdım, getirirdim şeye, eve. Yurdum, yıkardım o zaman bu kadar gözüm böyle değildi. Bir de gençlik vardı canım, 20-25 yaşındayım o zaman. Yurdum, yıkardım, tekrar yolla çıkardım, yoldan arabaları bulurdum, arabayı tutardım, yüklerdim, bu sefer de unu yutmaya giderdim. Değirmende unu uydurdum, geri getirdim buraya. Komşuların, ben bir gün ekmek yapardım kuzum, komşuların 3-5 tane, 3-5 sefer ekmeğine giderdim. Eskiden öyleydi. Sen onun yapardın, evet. O da seninkini yapardı. Ben bir kere yapardım, onların 3-4 tane ekmeğine giderdim. Ekmek yapardık. Ramazanlarda şimdi şurada radyoda diyor şey, adı ne? Lokma. Lokman. İncelek çok meşhur olmuş. Ramazanlar geldiği zaman incelek yapardık. Baklava hamuru gibi olurdu aynı. Baklavanın yufkalığı var ya, baklava hamurunu. Onu bir incelek yapardık Ramazan'da. Teravihlere giderdik. Allah'ıma şükürler olsun. Öyle böyle, öyle böyle bugünlere eriştik. En son günüm, en son ömrüm aynen böyle. Allah'ım önce aklımı, sonra kurban oldum. Önce sağlığımı, sıhhatımı, aklımı, dilimi, şu iğneden, gözünden gelen ışığımı söndürmesin. Böylece emanetine atsın kurban olduğum Allah'ım. Ayakta, oruçlu, seccadede, Yasin'in yarısında, çayların en mübarek gecesinde, Kadir gecelerinde, Kandil gecelerinde, son nefesimi imanım şeytana çaldırmadan, imandan, Kur'an'dan göçürsün. Bugünlerimi beter etme, bugünlerimi aratmasın. Ben çok muzurdum, muzur. Sen ne yaptın bir canına bulguruna? Allah canımasın, bulgurluk getirirdim. Onun bunun damının üstünde kurudurdum. Onu bunu toplardım, temizlettirirdim. Ayıtlanacak, götürür. Keşke götürsem komşunun şeyi vardı, ne onun adı? Soku. Soku vardı. Ondan bundan tokmak vururdum. Soku da döverdim ben kendim. Bir de yanımda sizin gibi biri olursa, yavrum şuna bir içi vur, bulgur yapardım. Çekerdik. 2-3 tane komşuları çağırırdım. Komşularla da çekerdik diye hemen bulurdu bu konudan komşular. Bulgur kaynatırdık. Ne diyeyim ben sana, köyü anlatsam köyde pekmezlerine kaynardı. Köyde de aynen şey. İşler olurdu demek istiyorum. Burada da işte valla bulgurda kaynattım, ekmekte yaptım. Allah'ıma şükürler olsun. Ramazanlarda incelekte yaptım.